Abi yürüyor musun bana? Moda niye istiyor biliyor musun? Göremiyor buna. Ya bırak şu konuyu bırak. Sana ya lan. Konuş bana sen konuş. Sikerim parmadı da. Sikerim acaba sen lan. Çimen. Gerdi misin bir şey? 3-2-1. Sen niye gerdin ortalığı 3-2-1 diye? Sanki dersin canlı yayına bağladınız Kanal D'ye ya. Ah hadi şaka yapalım bir dakika. Bir dakika onlar geldiği zaman çok teşekkürler deyip dağılıyoruz tamam mı? O şaka yapalım mı? Tamam bir dakika dur. Yapalım. Sonra da demiş ki. Tamam. Hikaye tamam. Hikaye. Bu şimdiden gitti. Dur şimdi değil. Evet. İşte geçen... Sonra gülün gülün. Ve adam bir düştü yere. Adam bir düştü. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eyvallah. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Haydi görüşürüz. Sağ olun. Bay bay. Güzel bir... Çok güzel oldu. İkinci bölüm. Sen de ne biçim gidiyor oğlum böyle şey gibi. Oğlum Niko. Kolay gelsin. İyi güzel olun. Bitti abicim. Bitti ya. Tabii abi teşekkür ederim. Yemedi amına koyayım ya. O kadar bu hep beraber organize olduk herif yemedi ya. Nasıl anladın? Nereden anladın ya? Şu iyi oynayamadı değil mi şu falan? Şu bozdu değil mi? Şu kabloyla falan yürüdü bu. Bayağı iyi oynadık. Ya gülmeleri mi şaşırttı sizi? Bitiyormuş gibi yapamadık mı? Tam olmadı gibi. Silah geldi. Hadi onu yapalım bana dedi. Ben şimdi başladım. Başlamadık gel. Keşke başlayamışız. Herkesin başlangıcı var ya programa başlarken bir başlangıç bulamadık. Öyle başlıyoruz yani direkt düz başlıyoruz. Nasıl başlamamız lazım? Ya bir dans ufak. Elektrik boogie. Önce başta kediye ver abla. Tam biraz. Ama kedi dedi sanki jaguar saldırmış gibi korkuyordu. Dilek Kadıoğlu. Ne iş yapıyorsunuz? Güzellik merkezimiz var. Kızımın yanında destekim. Öyle mi? Güzellik merkezim var. Hayır. Yanlış anlamayalım. Benim kızım işletiyor zaten. Ben kızımın yanında desteğim. Gidiyorum, geliyorum falan. Ama oralar yani. Sahibi sayılırsınız. Ama yapıyorum bir şeyler. Sizde de şey var mı lan? Burası zaten bedava her şey. Bugün de işte pedikür yaptırayım, manikür yaptırayım, her şeyi yaptırayım gibi bir... Yok yok. Manikür pedikür yok zaten bizde. Ne var? Nasıl ki hala hazırda güzeller mi geliyor oraya güzellik merkezine? Yani güzellerin toplandığı bir yer mi? Sadece nasıl güzellerin girdiği bir yer. Yok herkes geliyor. Herkes. Şişmanı geliyor zayıf. İşte Şişman zayıf derken niye ayırmışsın onları? Kilo olan dili ırk ayırıyoruz. Zayıflamaya geliyor. Zayıflamaya. Peki şişmanı zayıfı gelince sen böyle mi yapıyorsun? Cansu iki tane şişman geldi kapıda. Yok işte ben öyle direkt konuştum. Demezsin. Yani yapıyorlar. Bir şey diyeceğim. Güzellik merkezi ne yapar ki? Makyaj mı yapıyorsun sadece? Hayır. Lazer epilasyon var. Cilt bakımı var. O tip epilasyon. Ha. Evet, her şey. Adamlar geliyor. Ha, bu şey. Evet, adamlar geliyor. Epilasyonu biliyorum. Mesela karın arıyor ya. Bugün 2 saat işim var diyor. Ne işim var diyorsun? Söylemiyor ya. İşte o ara. Oradan da duyuyorsun. Ayır bacım falan. Artık yaptırıyor yani çok şey. Efendim? Erkekler de yaptırıyor. Fazla bu ne? Efendim? Ya böyle talk show sunulur mu ya? Pardon kanka. Duyuyormuş gibi yap. Oğlum zaten mikrofon ses yayına gidiyor. Pardon. Anlıyormuş gibi yap gül. Ama şey çok önemli. Mesela ben bazen çok emin olmadığım, bilmediğim restoranlara gidiyorum mesela. Bir kebapçıya gittim abi. Evet şimdi abi. Çıktın. Abi çık. Tam dinliyorum. Tamam dinliyorum da talk show evet, olur ama. Evet. Ha dinliyorum burada bir şey. Anla sen. Adana, Urfa falan yapıyorlar. Ben kebapçıdayken kebapçıya dışarıdan kebap geldi. Vallahi bak adamlar... Abi dışarı... buranın kebabını yiyeceksin falan diyor. O yüzden sordum mesela güzellik merkezine gittiğinde güzel insanlar görmek mutlu eder insanı. Before after gibi bir şey yapıyor musunuz yani? Bakın, böyle geldi böyle oldu falan gibi. Evet. İnsanlar gösteriyor. Evet. Öncesi sonrası yapıyoruz. Instagram'da önce böyle geldi. Biz bunu bu hale getirdik. Evet. Biz bunu bu hale getirdik gelmiyoruz işte. Bakın artık yüzüne bakabiliyoruz. Kocası yüzüne bakmıyordu. Yok o kadar değil. Eyvah ne kadar çok teşekkürler. İsim neydi? Yaren. Yaren. Tam Yaren. Yaren bir genç ismi. Yaşlanınca değişiyor mu mesela? Yaren nine olmaz mesela değil hiç mi? Hiç yaşlanmadım ki. Ben okulda şu an. Ben daha önce yaşlandım diyorsun sanki. Benjamin Button geldi. Hoş geldiniz efendim. O bize eski laf da kimse anlamadı. Güzel. Arada kaynadı Benjamin Button. Yaren ne yapıyor? Okuyor musun? Evet öğrenciyim. Nerede? İkinci üniversiteye başladım. Maltepe Üniversitesi'ne başladım şu an. Önceden Marmara'da patoloji bölümü bitirdim. Şimdi tiyatro bölümü okuyorum. Patoloji diye bölüm mü var? Evet. Sadece patolojiyle? Yok sene. Patoloji laboratuvar. Alıyorsun, bakıyorsun. Doku inceleme, evet. İyi huylu, kötü huylu diyorsun. Sadece evet. Bu değil mi? Öyle bir anlattık ki alıyor. İyi huylu, geç, ver. Kötü huylu, al. Arkadaşlar herkes parçalarını alsın yalnız. Patolojiden tiyatroyu... Tam onu soracaktım. Bizim okul radyoloji röntgen çekimi 2 yıllık. 2 yılda şunu öğretiyorlar. Hasta geliyor, akciğer sarılıyor makineye. Sen düğmeye basıyorsun. 2 yılda öğrendik bunu. Düğme ama değişiyor yeri. Ama orada çok güven veriyorsunuz kanka orada ya. Yani tabii. Ben hiç doğru düzgün sarılamadım onu. Yani yok diyor göğsünü çıkar. Yok işte biraz eğil kap. Hiç abi, önemi yok. Sen orada hastaya ne yapıyorsun? Göğsünü çıkar biraz eğil. Beni bir öp.
Böyle... Tam çıkmadı bir tane de buradan. Akciğer filmi öyle kolay film değil. Ben akciğer filmi normalde mesela şimdi 5 dakika bize göstersen hepimiz çekeriz. Öyle kolay bir şey. Ben bir kere hastayı çektim abi. Sarıldı makineye, kaset kaymış. Film bir çıktı, ayakları gözüküyor. İlk ayaklarına inmiş yani. Aman Allah'ım ben bütün hocam. Şeydim efendim ya. Ciğerde bir şey yok da siz de bir sekerek giriyordunuz ya ben ayağınızla çektim ne olur ne olmaz diye. Öyle. Yedi kadın yedi. 300 lira daha. Merhaba abi. Nasıl gidiyor flört hayatın? Flört hayatım gitmiyor abi. İsmin neydi bu arada? Açtık Aykut. Aykut buraya gelirken şey dedi mi? Güzel bir kız görürsen belki. Yok be abi. Oluyor. Ben de oluyordu ya o dönemde. Yani ya şey desen ne olacak abi? Bekarken. 20 erkek 3 kızı. Tamam sen onu şey yapma da biz oraya montajda kız koyacağız arabaya. Biz şu an Yaren'den 8 tane koyacağız. Sen merak etme. Mesela onun bir sürü kadar patoloji var, tiyatro var, fındık onu ayrı ayrı koyacağız. Kafasında fındık olan fındıkçı Yaren. Patoloji böbrek parçası var şey olur. Abi üniversiteyi yeni kazandım işte bu sene. Beden eğitimi öğretmenliği. Nerede? Marmara Üniversitesi. Kazancam açıklayacak. Kazancam açıklayacak mı? Ha, sen kazandın eminsin yani. Beni açıklayın ha hocam. Rektör benim konuştum ben rektörle. Çanakkale'yi kazandım. Kayıt yaptırdım. Ama şimdi yok Çanakkale açıklandı. Marmara'yı bekliyorum. Olunca oraya alacağım kaydı. Mesela Usain Bolt 100 metreyi 9 saniyede koşuyor. Sen kaç saniyede koşarsın? 11.50'de falan koşar. Bence nasıl koşamaz. Yani? İddiaya girelim mi? Usain Bolt 9 saniyede koşar. 11.50-12 arası diye düşünüyorum. Saniye olmaz. Mi o dakika mı? Olmaz. Dakika olmasın. Abi ben yavaş, ben sigaramı içeceğim. Şurada otururum. Ya 100 metre o kadar uzun değil ya. 100 metre ise 11 saniyede koşamazsın. Dünya şampiyonu Usain Bolt'tan 2 saniye sonra mı? Mesela yarışsana sen 2 saniye sonra mı gelirsin? Abi 12-12.50 arası koşarım. Hiç denemedim abi. Şu an salladım zaten 100 metre. Salladın çok belli yani. Utanmasaydı. Sen sallayarak mı kazandın bölümleri? Ben koşarım ya deyip. Bak beni koşturmayın. Koşarım diyorum ya. Merhabalar. Merhaba. Ne zaman gitti saçlar? Ne zaman gitti? Askere gidince gitti abi. Yaşın kaç abi? Ama 26. Ama böyle daha iyi gibi ya. Uzun olunca çok hoş olmuyor. Tabii uzun kötü diyor. Zaten kellik herkesin aradığı bir şeydir. Yani evet. İnsanlar kel olmak için saç dökücü şampuanlar satıyor şu anda biliyor musun? Askerde gitti derken askerde saç baş mı yoldurdular? Ne alakalı? Yok ya askerde 3'e 1 vurdum ondan sonra daha hiç uzatmadım. Tepeler gitti. Emre adım. Elektrikli kısmı. Bırak o konuyu diyorsun yani. Emre şey de bu abi bırak. Ama o kadar yol geldi saçımı konuşacağız. Zaten olmayanı konuşmayalım. Herkese ya. Ne kadar güzelsin, ne kadar zenginsin. Saçlar yok. Bana da öyle oluyor mesela. Video atıyorum abi. Tamam videonun bir kısmında arkanın da dönük gözüküyor. Adam yoruma şey yazıyor. Abi tepeler açılmış ha diyor. Ya sence ben onu o an fark etmiş olabilir miyim? Yani hakikaten ben tepeler aşiktir. Ben at kuyruğu sanıyordum saçlarımı. Bu arada hiç kafanı takma. Zaten şey, kafan güzel. Evet her zaman. Mesela benim yokuş ense, biliyorsunuz o enseler yokuş oldu mu çok kötü oluyor. Mesela yuvarlak kafa daha güzel. Kel olduğun zaman güzel duruyor. Onu biliyor, anneler aslında bunu çok dikkat etmesi lazım. Çocuk bebekken onu yatırırken sürekli çevirmemiş beni annem. Yatırmış bırakmış. O yüzden kafam burası dümdüz. Sen ne oğlum omlet pişiriyor gibi öyle çocuk mu şeyleri? Çocuğu sürekli çevirmek lazım arkadaşlar. Değil mi? Bak anneciğim biliyor işte. Hanımefendi anneciğim deyip durma. Bizden genç oğlum bu kadın. Yani... Anneciğim sanki 96 yaşında kadınmış gibi. Anneciğim ben de şey gibi ya soğan satıyor ha. Gibi. Anneciğim seçme onları ben bir güzel gibi. Aynen bir de çok seçen var. Dün pazarda gittim. Ben şimdi bilmiyorum. İşte nektarin hangisi, şeftali hangisi bilmiyorum. Ona eşim gönderdi. Ben de anlamıyorum. Pazarcı da bilmiyor. Abi yemem lazım bir kere bakıyor. Adama değil bir kere nektarin versene dedi pazarcı böyle yapıyor. Abi hangisi nektarin ya? Saçayım senin yaptığın pazarcı. Zaten karım bana şey yazıyor. Ben fotoğraf atıyorum bu mu diyorum. Alıntı yapıp evet bu diyor al diyor. Böyle gerizekalı bir alışveriş yani. Çok saçma. Senin kelliğinden konuyu çıkarmak için nereye gittin? Fark ettim. Eyvallah. Nektarin de böyle tüysüzdür. O da mesela kel değil. Yine bana geldi abi. Şeftalin senin gibi tüysüzü yani. Çok nektarin tüysüz abi. Mesela ben pazara gidecek olsam seninle fazla yalarım. Adama mesela fazla gösterse ben şeftali mi alacağım abi? Seni gösterse ben nektarin mi abi? Mesela nektarin daha sever geldi. İnsanlar o yüzden. Ama şikayet adamı değilim moral ya. Moral vermek gerekiyormuş gibi zaten öyle bir şey yok yani. Benim ama de buram açıldı. Çıkartma imkanım olsa çıkartmam yani o kadar. Şikayetçi değilim. Valla seviyorsun yani bu anne. Tabii seviyoruz ya. Çok yakışıyor. O yüzden dedim kafası güzel. Evet, siz abi. Beraberdiniz değil mi? Evet. Sevgilisiniz. Kel olmasa beğenmezdim. Ya ne güzel ya. Çok kellik övdük yalnız. Şu an bizi izleyen herkes birdenbire uuuu diye saçlarını almasınlar. Merhaba. Demet ben. Demet Şimşek. Oyuncuyum. Aa. Evet. Ne, nasıl? Tiyatro mu? Tiyatro. Çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Aa, ama dizi reklam aynı zamanda. Çocuk tiyatrosu yaptın mı? Çok yaptım. Bayılıyorum çocuk tiyatrosunda ya. Var ya müthiş bir gelir kaynağı. Çok ben eğlenceli. Yapacağım. Mesela şey. Tabii keri silkeleme yöntemi. Aynen öyle. Mesela böyle şey böyle bak. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz.
Aldık mı annelerden el işareti? Çok güzel değil mi ya? Evet, toplanalım hadi. Mesela biri geliyor. Ağaç kardeş. Aferin, çıkın burada oyundayız ya. Para üstü veriyor. Oyunu almayız. Arkadaki uzatsın mı sen? 110 veriyor 60 lira için 50 geri veriyor böyle. Ya şaka tabii öyle değil, sen öyle yapmıyorsun. Öyle değil çünkü biz firmalarla çalışıyoruz. Imagine Kids diye bir şey. Biz hiç istifini bozmadan devam ediyoruz. Sen bize çok aşağılar gözle baktın yani. Yani sululukları bırakalım ama anlatalım gibi oluyor. Hayır, keşke öyle olsa, dediğiniz gibi olsa, ben öğrenci başı 50 lira alsam cebime girse falan çok iyi. Ama o kadar kazanmıyoruz. Tabii ki canım, tiyatrocular hele bu dönemde. Aynen, hele bu dönemde. Oyuncuyum deyince ilk hep şey soruluyor değil mi? Hangi dizi oynuyorsunuz falan? Evet, hangi dizi diye soruluyor. Ama dizilerde de oynamışlığım var, bölüm oyunculuğu. Hangisini oynadın? Bildiğiniz var mı? Bayağı oynadım. En son Arka Sokaklar'da oynamıştım. Onda da oynamaya kalmadı ki. Onda yok herhalde, aramızda oynamıyor. Öldün mü sen orada? Yok, ölmedim. Bir dakika, ama aynı espriyi ben de yaptım. Hiç gülmediler. Sen de yaptın, güldüler. Nasıl iş lan bu? Hangisi? Dedin mi sen? Ben de herkes oynadı dedim. Kimse gülmedi. Sen dedin ki herkes oynadı, herkes güldü. Öldü mü dedi? Evet. Yanlış yapmışım espri, pardon. Yanlış espri çekmişim. Anneciğim, sevdin mi bizi anneciğim? Merhaba. İsim neydi? Aylin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Kimle geldiniz? Arkadaşım. Aylin, sen ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Nerede? İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü. Bu Bolu'dan hep aşçılar çıkıyor ya, sen de güzel yemek yapıyor musun? Yapıyorum. Var bir yetenek yani. Yanında evet. Getirir sana yemeği. Sefertesiyle gelen konuk. Ne getirdi yanında? Revani vermem. Revani mi? Revani vermem mi? Ben patlıcan poğaçayacağım. Ya patlıcanlı da... Yani onu da hakikaten ben yıllardır patlıcanlı poğaçaları kim yiyor diye çok merak ediyorum. Ama sen miyim misin be? Patlıcanlı yani poğaçayı açıyorum, böyle patlıcan çıkıyor, böyle... Öyle değil mi? Bu nasıl poğaça lan böyle? Dinin diye. Oğlum peynirli istemiştim ya. Bir de böyle şey gibi çıkıyor. Hani ya. Anladık. Şey gibi deyince hayır oyuncaklar vardı ya. Sen ne sandın? Tamam, ben de anladık ki. Anladık. Çocukların çıkar ya böyle. Ha. Ben öyle bir şey niye sıra almak? Bir de suratına çarptırıyor. Evet. Nereden arkadaşsınız? Üniversiteden arkadaşız. Aynı bölümdeyiz. Süper. Maskeyi açabilirsin abi, görelim. Tamamdır. Üst sınıf mısın sen? Yo, aynı sınıftayız. Sadece aynı. Ben hazırlıkta bir sene kaldığım için aynı sınıf olduk. Hazırlık okumakla okumamak arasında ne fark var abi? Sen daha mı iyisin ondan? Bir yıl var abi. İngilizce eğitim. Bir yıl var, Allah Allah. Hazırlık yarım saat falan değil. Oğlum biliyorum canım. Bölüm İngilizce eğitim verdiği için mecburen... Ha, İngilizce mi siz şey, İngilizce? Çok şaşırdım buna. Evet. Burayı bir daha alalım. Çok şaşırdım oğlum buna. O nedir? Sen bir daha söyle, İngilizce. Bölümümüz İngilizce eğitim veriyor. Normal. Sen? Bu da çok arası diyor. Bu da sikleme mi oldu yani? Şey. Bölüm İngilizce. Bir dakika. Siz yani şimdi hocalar da İngilizce anlatıyor. Herkes İngilizce ha? Yani... Anlıyor musunuz dersi? Ya anlayamıyorum Allah'ım, ne yapacağım? İki yıldır geliyorsun. O konu biraz şaibeli yani. Hani bazı öğrenci gerçekten kendi dili kadar iyi anlıyor ama ben hani mesela çok iyi anlayamıyorum. O mesela soru soracağım hocaya. Yani ulan şimdi toparlayamam diye sormam yani. Bırakır geçerim, anlatayım. O çekingenlik oluyor ama bir yerden sonra mecburen kırmak zorundasınız. Sınıfta gülünmüyordur herhalde böyle. Yok ya. E tabii canım, şimdi hoca sana evet soru soran var mı? Var. Hocam do you like Turkish kebab diye soramazlar herhalde durduk yere. Yani kebap. Birçok hoca zaten hani Türk olduğu için bölümde... Ya o da kötü oluyor ya. Hello class, hello teacher, Aykut tahtayı siliver oğlum. Olmuyor. Bak tebeşir getirin. O samimiyetsiz. Fikret bu çöpünü haline sıçmışız batırmışız buraya. Siz arkadaş mısınız bu arada? Biz arkadaşız, beraber geldik. Şeye inanıyor musunuz? Bir kadın ve erkek... arkadaş olabilir. İnanıyoruz ki hala arkadaşız. Tabii çünkü hayır, çok güzel bir. Çünkü ben hep abi, Türkiye'de hayır. Böyle bir şey var. Bak buna bir burada açıklık getirelim. Böyle bir inanış var abi. Kızla erkek arkadaş olmaz diye. Bak, hayır. Güzel arkadaş olmuş. Sevgili olduktan sonra arkadaş olmaz diye bir şey var. Arkadaş niye olmasın? Yok yok, hani bir yerden sonra hani böyle hani derler yani. Versene bir öne. Kaç yıllık ilişkiniz? Bir yıl. Yeni. Ama iki yıldır tanışıyoruz. Arkadaştık. Arkadaştık. Tamam oğlum, zaten tamam, direkt görür görmez evlenmeye gitmiyorlar yani sokakta. Merhaba. Ama ilk önce arkadaşsınız ya. Evet. Mesela döner misiniz arkadaşsınız arkadaşlar? Yani onu diyorum. Yani ayrılsanız çok abi, aldatma falan çok özel bir şey olmazsa yürümedi. Arkadaş kalabilir misin? Arkadaş kaldığın sevgilin var mı? Yok. Sen kalamaz mısın arkadaş sevgilinle? Ya kalınmaz herhalde ya. Bilmiyorum yani.
Çocuk kıpkırmızı oldu şu anda. Cevap da veremem. Sen buna rahatsız olur musun? Yok, ben rahatsız olmam. Şöyle. Neyse ki bir arkadaşım geldi. Sifigen 4 yıllık sevgilimle evlenecek. Bizde kalacak. Olmadı. Gidemiyor eve, gidemiyor. Bizde kalacak. Yani bizde kalacak. Sen kalk da yanında yatacak. İyice zorluyor. Aşkım senin tangını verir misin? Çok yakışır. O kadar olur mu oğlum? Ya fazla ama sıkıyorsun kolumu ya. Hayır hayır. Mesela dedi ki bizde kalacak hakikaten. Bir odayı açacağız ona. Ona müsaade etmem de şöyle. Hayır şöyle selam verir, selam alır. Hani der ki. Sen şöyle selamünaleyküm Figen kardeş. Aleyküm selam kardeş. Enes. Enes'ciğim ne yapıyorsun? Boştayım, çalışmıyorum. Nasıl atış ya? Boşta mı? Sert görünüyorsun ama hakikaten sert. Oğlum adam çimende bağdaş kurmuş. Herkes gibi oturuyor. Bir tek niye Enes'e yükleniyorsun ya? Herkes bağdaş kurmuş şu anda ya. Enes taşakları yaymışsın ya, böyle olur mu ya? Allah Allah. Ya Enes'in taşaklarını bir övgü değil mi benimkisi? Bak kadın annemize bakmıyor senin yüzünden. Anne ne yapsın güneş alnımızda. Boştasın, işsizsin. Evet şu an işsizim. İşten mi çıktın pandemiden? İşten çıktım, askere gideceğim 1,5 hafta sonra. Ha öyle mi, nereye? Bilecik. Nereye seçtin gibi. Abi Sivas nereye yazdık. Kazandın, nereye kazandın? Erzurum yazdık bekliyoruz. Abi güzel sıkarsan. Bilecik. Aa süper. Aa güzel. Hiç kimse oraya gelmez. Bulamaz da orayı kimse yani. Aynen. Şey, Eskişehir'de okudum biliyorum yani, çok geçtim. Bilecik'e ben de gittim çok, aynen. Ama Eskişehir'den geçerken gittim. Zaten Bilecik'te bir yaşayanlar var. Ya, Bilecik'e gittim bomboş ya. Merhaba, ben Fatih. Geliyorum özel harekat. Aynen, Enes'le beraber geldik. Beylikdüzü'nden geldik. Ha, Beylikdüzü'nden geldin. Aynen, çok uzaktan geldik. Orada yaşıyor mu, okuyor mu, ne yapıyorsun? Ben şey, oyunculuk eğitimi aldım. Aynen, bir yandan da açıktan okuyorum. Çok ünlü olmak ister miydin? Sokağa çıkamayacak kadar. Ama Tarkanlar, Kenan İmirzal olur, çevrende falan takılıyorsun Kenan. Yok ya, o çok böyle sıkar zaten bir süre sonra. Ama Kenan Doğulu böyle yapıyor. Senin şeyin var mı, tiradın? Böyle oyuncu giriyorsunuz ya böyle, şunu yaptım abi, hasta oluyorlar falan. Hamlet, göster götünü Hamlet. Bu hangi tiyatro ya? Hamlet, efendim abi, şu götü göstermedi. İki saati tırat atıyoruz Hamlet. Ha, ben pardon. Ha, merhabalar ben... İki saattir mikrofon bir yana bir yana kayıyor. Sana gelince o kadar şaşırman neydi? Nasıl ya? Merhaba. Merhabalar. Sen eşinle gelecektin, yalnız geldin. Evet. Seninle konuşmuştuk. Hanımın seninle gelmiyormuş böyle etkinliklere falan. Ya evet, ya komedi seviyor ama stand-up türüne tam alışamadı. Peki ya. Sen ondan soğuyor musun o gelmeyince? Bak şu an 5 kamera çekiyor, ona göre. Hayır asla, yani. Asla. Daha da aşık oluyorum abi. Gurur duyuyorum. Hayır hayır, tamam duyarsın, o ayrı. Şey oluyor musun böyle, ortak bir şey yapamıyoruz yani, zevklerimiz çakışmıyor. Evet, bazen böyle şeyler oluyor. Mesela şu an yanında olsaydı isterdim ama gelmiyor. Böyle böyle yavaş yavaş böyle boşanacağız herhalde, gider miydin yani? Yok yani, ikimizin farklı zevk alanlarımız olabiliyor. Ortak şeylerimiz de olabiliyor. İkiniz ayrı odalarda mı takılıyorsunuz evde mesela? Yok, o kadar da değil. Ya. Mesela o izlediğiniz filmler aynı mı oluyor tür olarak? O romantik veya romantik komedi sever. Ben onu da severim. Porno diyeyim. Komedi, ya. Drama, daha savaş filmi de severim. Benim daha yelpazem geniş. Ben çok fazla şey severim. O bazen dener ama. Benle mesela festivale gelir, bir filmi dener. Bazen yarısında çıkar mesela. Ben de saygı duyarım. Bazen ben bir film sevmem, ben yarısında çıkarım. Öyle şeyler yapışıyoruz yani. Sen kısa filmler mi çekiyorsun? Evet, ben kısa filmler çekiyorum. Eşim... Ha, şey, yarısında yapıyor. Çıkamasın diye mi? Yani... hani aşkım evden sonuna kadar. Zaten 4 dakika ya. Onda bile çıkıyor. İlk dakikaya bakın. Daha yönetmen yani. Kocaman da bunu izlenmez bunun filmi. Beraber yapıyoruz da o işe biz tam şey bakamayız yani. Eşin de beraber çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. O okay. Çekimleri yapıyor. Ha, o ben biraz... yönetmenim, senaristim, oyuncuyum. O çekimler ve başka fikirler veriyor. Abi adam eşiyle beraber film çekiyor. Diyorsun ki ortak alanınız var mı? Kısa film ama kanka, hemen bitirelim. Ya, illa Avatar 2'yi mi çeksinler, manyağa bak. Aşkım şu mavi boyalara getirme kim de After Effects demek ki. Karakteri var. Sonra yapa. Sinemacıyım ben de ya, bütün boyayı. Kara maske. Abi kaçıyoruz, evet. Polisten kaçıyoruz anladığımız kadarıyla. Evet, şunu da çıkarttık. Bak ne kadar yakışıklı adamsın. Maske, gözlük, suratın gözükmüyor ya. Eyvallah. Eyvallah. Birbirimizi övdük, güzel oldu. Mikrofonu yanına ver abi istersen. Mikrofonu evet, daha böyle yere sapla. Göm orayı. Bir de duş alınca böyle virüsten kurtulmanın sanan var ya. Mart ortası, Nisan başı en böyle pandeminin yoğun hissedildiği zaman vardı ya. Eşimin ablası geldi eve. Abla dedi, gelme diyorduk yani, niye geldin yani, gelmememiz lazım diye şey diyordu. Duş aldım evde diyor. E tamam da yani duş alınca geçiyor ama mu yani? Etki, tabii canım geçiyor. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Sayın Fahrettin Koca. Oğlum Sağlık Bakanı diyor ya, hamama gidin sürekli, hamama, pardon o değildi. Sürekli geç. Ay banyo yapmıyor muyuz hakikaten? Banyo yapmıyor musun siz de? Pis pis geziyoruz. Entübe öyle bir şey değil mi ya, böyle şey yapıyorlar, kesiliyorlar falan. Evet abi. Bunun için nasıl yayınlayalım Allah aşkına ya? Programımızdan YouTube'da değil, Entübe'de yayınlayalım. Oğlum ne yapıyorsun ya?
O senin komiklik nişanı. Ya Serpil'e nasıl anlatacağım bunları ya? Başlayamadık bu arada, farkında mısın? Bir şey soracağım. Sen kendini böyle sanki bana öyle geliyor ki yakışıklı görüyorsun. Hayır. Abi onu sen söyledin. Bile üçkağıt at yani. Onu sen söyledin, pardon. Sen böyle aynaya bütün gün bakmıyor musun kendine? Hayır, şöyle abi, bir kesinlikle nasıl görünüyor falan diye. Spor yapmadın mı? Hayır. Genetiğe yaslanmış vaziyetteyim ya, hiç bayağı. Sizin aile öyle mi? Babalar mabalar yakışıklı mıdır? Abi yürüyor musun bana? Hayırdır? Yürüyeceğim. Niye yürüyeyim? Manyağa bak. Niye yürüyorsun? İlk defa söylendi, nasıl belli yavruma? Ben aslında makine mühendisiyim. Üstüne güzel sanatlar master yapıp bambaşka işlere attım kendimi. Şu an bir şirketim var. Şirket ne yapıyor? Böyle ofis kiralama, böyle yeni nesil şeyler var ya. Müzisyenim bir yandan. Vay, adamda her şey var ya. Evlilik var mı? Var abi, o da var. Aynen. Eşinin haberi var mı evliliğinden? Çünkü sen çok yoğunsun ya, belki haber verememiş. Yok yok gideyim. Şey, Bodrum'da. Eşin Bodrum'da. Vay, adama bak, hayata bak. Bence çok kötü. Yani şey anlamında, şu anlamda öyle yani. Deme bari, hani abi, daha yumuşak. Hayır, güzel, senin için güzel de. Yani benim yapım olarak yani. Abi ne yapıyorsun sen? Ben hala anlamadım yani. Hani her şeyden biraz... ne güzel işte. Öyle abi işte, gayet keyfimize bakıyoruz. Bak bugün mesela buradayım gayet. Mesela o bu durumdan pek memnun değil ya. Benim babam hayatta da o ne yapıyorsun bir şey yap derdi yani. Niye hatırlasın adama ne bir soru? Baban sağ mı? Niye oradan girdin? He. Peki ölen var mı aileden, böyle büyüklerden? Ya herhalde yani adam seni mutlu gördü ya abi. Bu fazla mutlu insan sevmiyor, tamam mı? Sen güleç yüzü, yaşını göstermeyen birçok girişim yapmış bir adamsın. Ölen ölen demiyor. Hani Burkan. Evet. Ne yapıyorsun? Anlamını söyleyeyim mi? Neyin? Abi bizim soruları niye kale almıyorsunuz ya? Ne iş yapıyorsun? Anlamını söyleyeceğim. Anlamını. Anlatık yaşı almış ya. Burkan ismi mi? Evet evet, Burkan ismi. Dur dur, anlamını söyler misin? Söyleyeyim. Arapça'da örtü demek, Uygur döneminde de tanrı demekmiş. Oğlum Uygur'da örtü mü kullanıyorsun? Tanrı'dan... Yok, tanrıyı kullanıyorum. Hayır, nasıl bir tanrı ki? Yani keşke örtü koysaymış babam deyip üzülüyor musun? Yok ya. Örtü daha iyi. Olursa tanrı diyorum. Espri yapacaktım. Anasını siktin resmenin. Biz de burada deniyorduk kanka. Deniyor musun? Seni denedin ne? Ben sen çok güzeldim. Sen yapmazsın. Ya yapmam ya, çok Allah. Komikti oğlum. Ya, yıkılacaktı lütfen, burası. Lütfen yok. Duran adam bile zıplaya zıplaya buradan gidecekti. Valla şu an oğlum olmaz. Tamam, daha komik olacak. Göster amcalara gibi olur mu öyle? Daha komik olacak. Ya öyle komedi değil mi? Yap bakalım şakanı sana. Bu akşam gösterim var senin Kadıköy'de. Yapayım mı sana? Kadıköy'de yapayım mı senin gösterinde? Hadi, hadi fazla stand-up yapacak. Yap bakalım stand-up. Böyle olur mu? İsmim Volkan abi. Volkan. Burkan, Volkan. Anlamı ne? O bölge istiyor onu. O bölge onu istiyor oğlum. Sen ne iş yapıyorsun Volkan? Ben radyoloji teknikeri mezunuyum ama yapmadım hiç. Aynı ben. Evet. Ben de mezun oldum. Sen nerede mezun oldun? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. 18 Mart. Ben zaten İstanbul dikkat edersen herkes ya işsiz abi. Bu saatte buluşmamızın zaten sebebi de bu yani. Evet, zaten çarşamba günü 2'deki etkinliğe gelen adam zaten hayatıyla alakalı beklentisi yoktur yani. Ya işte bu gece intihar edecektiniz herhalde son gün. Önce o zaman arka sokaklar bu grubun en merak edilendir diyenler alkış yapsın. Tamam. Tamam. Kel. O da niye istiyor biliyor musun? Göremiyor mu? Kalksın da şuradan izleyelim. Bir şey söyleyeceğim. Bence Çimen'in en iyi esprisi buydu. Ben gidiyorum. Daha iyisi olmaz. Hadi kalkalım gidelim. Vallahi daha komik olmaz. Bir... Ya bırak şu konuyu, bırak ya. Sadece bir kişi alkışlar mı? Kardeşim. Adamın saçı bile yok. Niye bağırıyorsun arkadan? Göremiyor musun? Çok komik. Bir de şöyle olsa. Vallahi çok komik. Daha yapmayalım. Vallahi yoruldum. Vallahi. Daha komik olmaz. Vallahi. Vallahi daha komik olmaz. Bak şimdi söylüyorum. Aykut. Esnaf. Vay. Esnaf abi. Peki abi, esnaf olalım. Esnaf gel. Bu ekibin en hayatı merak edilen kişisinin Özkan olduğuna hep beraber kanaat getirdik. Merak ediyoruz onun halini, tavrını, hayatını, yaşayışını. Şimdi biz size tahmin soruları soracağız Özkan'la ilgili. Biz de tanımıyoruz. Tahmin edeceğiz. Bilemeyen eleniyor. Her bilemeyen soruda eleniyor. Bilemeyenler eleniyor ve bilenler kalıyor. Özkan en az 3 ülke gezmiştir. Sorumuz bu. Evet, doğru evet diyenler, diyenler el kaldırıyor. Hayır diyenler hiçbir şey yapmıyor. En az 3 ülke gezmiştir. Tamam, siz 4 kişi. Kaç ülke gezdin? 8 9 olabilir. 8 9. Evet. O zaman herkes elendi, 4 kişi kaldı. Elendi abi. Lan ilk soruda patladınız galiba. Hayır oğlum. Bildiler. Bilenler devam edecek, 4 kişi devam edecek. Ha, o zaman program formatı bilmeyenler devam etsin. Bir daha burayı bir daha alıyoruz. Lan bilmeyenler devam etsin. Evet. Ne kadar bakayım en bilmeyen. En cahilimizi seçiyoruz. En gerizekalı birinci olur. Bir belki dur. Belki de gezmedi. Sallıyor. Belki de diyecek ki şimdi. Nereleri gezdin? Batum batum diyecek. Tamam. Saymayız oraları. Niye saymıyorsun oğlum? Abi İtalya, Fransa, Norveç, Amerika,
İspanya. Oo, kültür turu yapmışsınız. Gezdik ya. Doyduk yani. Bu esprimiz hazırdı da eğer arkadaşımızın esprisi. Ceyhun dedi ki eğer ülke sayarken Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya derse kültür turu diye espri yaparsınız diye rica ettim. Sayalım abi. Ha, sen şimdi de ki Beyaz Rusya say. Espri yapayım size gülün. Çok sen seviniyor valla. Onun esprisi ya çok seviniyor. Ukrayna. Beyaz Rusya, Rusya'da. Bu kısmı da koyalım da sonra ayıp olmasın. Ha, koy sen. Nereleri gezdin? Valla Beyaz Rusya, Ukrayna. Amına koyayım bir de Rusya ya söylesene ya. Lan Beyaz Rusya aynı şey. Beyaz Rusya aynı Rusya. O Belarus oğlum o başka o. Nasıl aynı şey? Başka tamam. Başka. Tamam. Sen acaba Norveç'e gittin mi? Sen Norveç'e nereye gittin acaba? Sultanahmet gitmiş olmayasın. Hadi dur ikinci soruya geçelim. Tamam. Çok merak ediyorum. Bilemeyenlerden mi devam ediyorsun? Bilemeyenler format değişti bilemeyenler. Hayır lan olur mu öyle şey saçmalama. Hayır hayır. Arkadaş o... Komik ismini vallahi komik bakacak. Bir şey söyleyeceğim. Şurada bir gariplik var. Siz coştunuz. Bu soruyu saymıyoruz. En iyi espriler yapıyorsunuz. Bu soruyu saymıyoruz. Diğer soru. Hayır oğlum olmaz. 5 kişi kaldı. 5 tamam, kişi. O 5 kişi kimdi abi? Ben. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Sen kaldırmamışsın. Sen de şimdi kaldırdın. Kaldırdı. Ananı savunma bana. Halanı savun. Dayını savun. Ama ananı... Ananı asla. Sen... Adam olmadan ATV dizisi. Artık böyle. Adamlar bize nasıl güvenmiyorsa herkes kendi esprisini yapıyor. Herkes coştu. Evet. Hani dedik ya bilemeyen eleniyor. Onu yapmayalım. En çok bilen kazansın. Herkes evet tamam herkes formatı madem yani. Böyle değiştirebiliriz. Tutarı sana ne ya? İlk 5 kişi adını hemen söylesin bana. Demet, Dilek, Eli mi? Evet. Eli, Erdinç, Sezgin. Sezgin. O kadar değil mi? Yaz, sen o kalem yazmıyor ki oğlum. Yazmıyor. Onlar yazdığını düşünsün. Ya böyle bir... Hayır yaz. Ya bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yazmadı biliyor musunuz bak? Yazmadı ya. Kapa ya böyle yaz, yalan duman olur mu ya? Yaz. Rahat ol. Ne diyeyim kalem yazmıyor şey diyor. Muyum? Erdinç mi? Erdinç bak yanlışlık olmasın. Eli. Eli. Ha. Elimi çizmişim. Hayır, full kaldırıyoruz. İkinci soru. Romantiktir. Kaldır. Oha. Çok şey. Niye kaldırıyorsun? Tamam hayır yok. Hayır. Format biz iki saatinde format değiştir. Sen nereye izliyorsun ya? Seyirciyle talk show'cu birbirine tamam. Girdi. Susarım düzgün izle ha. Tahttan buldum bunu. Ay romantik mi diyeceğiz ne yaptın diye soracağız. Romantik misin? Abi evet. 10 kişi ne yapıyor? Gerildi. Romantik misin amına koydum. Ona vereceğim ben. Yarışmacılar eğlendi. Oğlum romantik sen. Kanki ton o zaman. Madem romantiksin ikimizi bir de öp. Çabuk. Bak abi orada da yürüyordum bana. Devam ediyorsun. Ya oğlum ben sana yürümüyorum. Manyağa bak. Rahatlasana sana. Kameraları kapat. Gel. Gel lan. Bu da geliyor manyağa bak. Hem bedava talk show. Gerçi paralı olsa öpüşmeyecek halimiz yok değil mi? Romantik misin? Evet. Dur. Öyle hemen kabul etmiyoruz. Peki romantik olduğunu bize ispatla. Ne yaptın mesela? Şunu yaptın da romantiyim de. Nasıl romantik olduğunu düşünüyorsun? Çok zor bir soru bu ya abi. Hayır şimdi her romantik diyelim. Niye evet derken kasına kasına evet diyordun. Doğru dedin. Bir dakika eşini arayacak. Evet. Aşkım ben romantik miyim diye soracaksın. Onun verdiği cevabı tamam. Doğru kabul ediyorsun. Ara. Ama nerede olduğumu söylemek şart. Hayır. Aşkım şu an bir yarışmadayım. Büyük ödüllü bir yarışmadayım diyeceksin. Ben romantik miyim? Hoparlörü aç. Açtım. Yes. Dizoş ne yapıyorsun? Ne oldu? Şimdi... Şimdi geldin mi? Hayır gelmedim. Ya, ben şu an dinle bir yarışma gibi bir şey değilim tamam mı? Hemen buraya gelmen lazım 250 lira. Koşarak gelmen lazım. Sence ben romantik miyim? Hayır. İşte dürüst eş. Tamam teşekkür ederiz ararız. Hanımefendi kapat. 100 bin lira kaybettiniz şu anda. Kapat. 100 bin lira kaybettiniz. 100 bin lira. Kapat. Bir daha sor. Abi. Bir şans daha veriyoruz size. Tamam romantik değil misin? Süper. Tamam. Sevgiler eşinize. Hadi ben. Ya sen ona bir şey beğendiremiyoruz ya. Hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Birilerinin elenmesi lazım. Birisi kazanması lazım. Böyle eşini olmaz. Arayalım dedim ama eşi hayır der. Bak kim, hayır dedi. Kimler hayır demişti? El kaldırmamıştı. Ya bir şey söyleyeceğim. Abi, bir dakika. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi ÖSYM bir dakika bir şey söyleyeceğim. ÖSYM başkanı sınavın açıklanacağı gün canlı yayına gidiyor. Arkadaşlar ilk soruyu kim A yapmıştı? Sen ama yalan söyleme ya. Sıkmasın ya. Bana espri yapmaya korkuyorum ya. Bak yalan söylüyorum. Bak kamera kayıtlarından bakarım ben. Açarım kamera kayıt. Ya sence şöyle ÖSYM başkanı. Hayvan gibi bombayı sadece 5000 tane kamera var. O neyi işaretliyor ya? Bey mi o? Ya böyle olur mu? Böyle olur mu? Formatı içine sıçtınız ya. Arkadaşlar lütfen o 5 kişi... İlk başta kaldırmayışınızda formatın ağzına sıçtınız evet, vallahi. Evet ne vardı kal? Olsun. Çok karışır böyle. Devam eder. Evet eşiniz de yaptı. Romantik şu an bilememiş oldunuz. Kim kaldırmamıştı az önce romantiye? Aslan. Süper. 3.
4 kişi bilmiş bu sefer. Evet. Abi puan ne verelim ya. Tamam. Kendi şey puanı tutsun aklından. O 9 kişi birer puanı var, tamam mı? Aynen. Bitti. Tamam. Bitti. Tamam, onu diyorum. O 9 kişi birer puanı var. Birer puanı var. Toplam 50 puanı bulan. Oha yani. Tamam, birer puan var. Bitti. Elenenler kaldırabiliyor musun? Evet evet, kaldırıyor. Belki geçeceksin. Tabii, tabii. Belki geçeceksin onları. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Heyecan kapak. Heyecan katıyor. Son ilişkisi 1 yıldan kısa sürmüştür. Evliliğinden önceki. Evliliğinden önceki son ilişkisi 1 yıldan kısadır. Kısa diyenler kaldırsın. Daha uzun diyenler. Oğlum sadece orayı kısa diyenler kaldırsın diye saçma sapan, hani kurguda yanlış keserse çok kötü bir. Evet hadi bakalım. Şey gibi, solcuların tartışması var ya, çıkar göster. Ona dönmesin sonra. Yani o solcu. Hadi kısalar evet. Kaldırsın. Aa sizi kısa mı falan diye. Kısa güzel. Mı abi seninkisi? Hayır. İlişkisi. İlişki. Son ilişkin. Yani, tam olarak alırsak. Ben oradan nereden keseceğim, nereden bileceğiz? Evet abi bildi. Kısa mı? Bildi. Sen de manyağa bak. Eski adam kaç yıllık evli. Betül kocası mı? Eşinizi verir misiniz? Yarışmadayım da. Ama ikinci soruda yalan söyledi. Nasıl anlayacağız? Hayır biz karar verdik. O söyledi. Bir şey biz karar verdik. Seyirciye bak. Abi yalan düzenbazı çıkarmışsınız. Adam romantik olduğunu düşünüyor. Eşi düşünmüyor. Bu yalan olmaz ki oğlum yani. Ama bunun da bilinen bir şey. Bir yıldan kısa sürmedi değil mi? Ne kadar sürdü? Ama evliliğiniz ne kadar? Evliliğim 6 sene. İşte o yüzden romantik değilsin. Niye? Abla onu geçtik. Romantik için çözdük. O bilenmiş sen oradan o. Puan alamadın diye mi? Bir daha bakacağım ben kağıdıma. 50 bin lira bir arada görmüştür. 50 bin lira para böyle bir arada. Ha parayı böyle kredi kartı değil. Para böyle. Bankamatinde değil. Para olarak. Ama mobil oyun şirketi var. Ama dijitalde yollamıştı mesela. Görmemiştir diyen kaldırsın bir de. Bakayım. Oğlum hepsini hem görmüştür hem görmemiştir diye şey yarışma mı olur? Görmüş olabilir, görmemiş olabilir abi. Görmüş görmüştür. Görmüştür diye kaldırdınız. Okey. Okey, onu da bildiler abi. Gördün mü? Ya sen de ne sıkıyorsun her şeyi, onu bildiler. Nasıl gördün? Nerede gördün abi? Kimin parasıydı? Nakit olarak mı? Nakit, altın nakit. Olarak oluyor mu? Nakit dedik. Nakit olarak değil o zaman. O zaman görmedi. Sen soruyu ne anladın? 50 bin, 50 bin lira parayı bir arada gördün mü diyoruz. Evet abi gördüm. Sonra bono olur mu abi bono? Altına basayım. YouTube konserine gitmiştim. 50 bin lirayı o görmemiş ya. Görmedi mi diyenler kazandı. Altın falan mı saydın? Hayır onu saymıyoruz. Parayı saydık. O görmemiş, görmemiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bu formatı yazarken çok eğleniriz diye düşünmüştük. Baya kavga çıktı ama. Altın denmeli Cem Bey. Tamam sonra bir soruyu. Kaç 3 kişi kaldı bu arada değil mi? 1 2 3 4 kişi kaldı. Adam direkt puanını kaldırıyor böyle bir. Tamam. Panik var aldı ben. En az bir yabancı dil biliyordur. Adam Amerika. Sadece o 4 kişi kaldırsın lütfen. Ya da kaldırmasın. İngilizce bir dakika. Yabancı dil biliyor musun en az bir dil? 2 dil biliyorum. Hangi dilleri biliyorsun? Fransızca, İngilizce. Fransızca, İngilizce bir dakika. Başka İngilizce bilen var mı aramızda arkadaşlar? Sen biliyorsun Eli. Okey. Sana İngilizce bir şey söyleteceğim. Sen de doğru mu çevirdi onu söyleyeceksin. Tamam. Tamam mı? Nasıl söyleyeceksin? Kulağına mı söyleyeceksin? Kulağın değil ya, normal Türkçe söyleyeceğim. Ha o deniz şey yapacak. Niye kulağına söyleyeyim oğlum gidip? Senin kulağın sende WhatsApp'tan ona yazacaksın. Öyle bir şey mi oluyor? Etiler Sanatçılar Parkı bugüne kadar geldiğim en güzel yer. Etiler Sanatçılar Parkı is the greatest place I've ever. İyi de bunu söylemişsin, biz buna güvenmiyoruz. Evet. Bir dakika. O yapacak, hayır o denetleyecek. Abi o İngilizce bilmiyor. O denetleyecek. Ben... Bir dakika. Ha. Etiler Sanatçılar Parkı'nda çok Türkçe söyledin ama bu arada ya. Onu da böyle... Hayır mesela bir Amerikalı... Arts Park. Hayır hayır. Gene şimdi özel ismi aynı şekilde söylersin. Okey de. Mesela Etiler Sanatçıları çığ yok yani. Ha. Yabancıymış sanat yani. Etiler Sanatçılar. Ha onun gibi. Escort gibi sen anla diye söylüyorum. Rus escort gibi. Evet navigasyon daha toplu bir şey oldu evet. Benim escort gibi konuş enteresan. Etiler Sanatçılar Parkı is the greatest place. Greatest park I've ever been. Güzel. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Hayda. Söyle bakayım sen. Tamam doğru abi. Tamam doğru abi diye kanım olur. Olarak ben düzelteyim. O da greatest dedi. Yorum kattı. Güzel. Ha. Evet. Doğru üç. Söyledi yani. Evet. Ya sen bir dakika oğlum bir yere ya yarışmaya. Sonuç. Hayatım bir yere getireceğim. Sen niye bana hiç inanmıyorsun? Durun bakalım nereye geleceğiz. Güvenmiyor. Sevgilini kulağına kulağına. Allah Allah, sen hiç şarkı falan güzelken Mehmet Ali Erbil'i eleştirdin mi ya? Buna pas vermişsiniz Mehmet Ali Bey, onu ittiniz. Salamı onun ağzına verdin sadece diye. Nasıl eleştirebilirim diye düşündüm Mehmet Ali. Bizim ağzımız boş kaldı Mehmet Ali. Herkesin ağzında salam. Evet.
Şimdi aynı cümleyi Fransızca söyle. Şimdi söyleyecek Fransızca, ikna olursak alkışlayacağız. Ama İngilizce bilir değil mi? Değil. Tamam, İngilizce biliyor adam. Evet. Tamam. En az bir yabancı dil biliyordur sorun. Oyunun hala mantığındayız. Ya sen noterden mi geldin? Sen ben şu an Nihat yani... Beyan. Nihat Bey hoş geldin. Saçlarını çok uzamış Nihat Bey bu arada. Şort da yakışmış hakikaten. Tebrik ederim. Çok merak ediyorduk. Şu an başka bir diyaloğa geçtik. Yani bu niye bu kadar kuralcısın ya? Cem Bey, orasıcılığı şey yapmayın. Abi bu adam bu soruyu bildi. Abi kazanmak istiyor ama haklı. Vallahi ben de öyle hırslıyım ya. Ben kazansın. Ödülümüz şey ya. Etiler'de dubleks daire. Ha, o ya ödül. 3 liralık işte daire. Fransızca. Yarım saat kalıyorsun. Fransızca, İngilizce yaptık, ses kaydı yapıp. Ya niye bu kadar ciddi alıyorsunuz amına koyayım bu yarışmayı? Allah Allah. Adam program atmış oradan. İngilizce hiç konuşmadık amına koyayım bu diye. Sana ya! Konuşmasa konuşmaz. Senin formatın ha. Şunu bana devam etsin lan. Geriliyorum. Ulan bir yarışma yaptık, sıçayım yarışmasına ya. Vallahi dert sana. Ulan bir sizin adınızı yazmadı, hiç eleştirmediniz ya. Adınızı yazmadı oğlum lan. Yarışma gibi yaptı ya. Allah kahretsin ya. Ulan dert sahibi olduk ama. Formata bak ya. Abi adın Özkan mı? Özkan. Özkan hala Özkan değil mi? Hani arada abi değiştirdi Fikret yaptım. Tamam. Bak yayınlarken de değiştirme sakın ha. Biz rezil olmayalım. Ya böyle koy. Özkan diye bir şey söyleyeceğim. Sen hani adım Özkan demiştin ya. O olay doğru değil mi? Çünkü inanmıyor. Arkada var ya. Ama Özkan demeydi falan ya arkadan. Hani abi kimliğini görmedik. Abi. Ya Özkan değilsin. Allah her şeyi itiraz ediyorum. 500 liradan pahalı bir hediye sevgilisine almıştır. Eşine, sevgilisine. Eşine ya da sevgilisine. O 4 kişiden el elenler kaldıramıyor. Kaldırın. Ya da kaldırmayın. Bir kişi mi kaldırdı? Oğlum hep aynı hareketleri yapmayın. Böyle elenemezsiniz. Ya kaldırırsınız. Sana ne oğlum? Elenme manyağa bak ya. Sorumuz bitti ama. Arkadaşlar bu soruda yaz bir kişi kalması lazım ona göre. Yani biz cevap son verelim. Bir tane daha soru var. O zaman onu soralım. Bu da yürümedi. Dur şimdi bir dakika. Aldı mı? Ama kimse eleyemeyeceğiz. Hayır belki hepsini eleyeceğiz belki. Almadı belki. Ödül alamayacaklar. Almasınlar daha iyi. Ödülümüz de şeydi. Ne dediniz siz? Almıştır daire dediniz değil mi? Almıştır. Herkes de almıştır dedi. Ne aldın? Yüzük aldım. 5 liradan pahalı mı? Düğün yüzüğü sayılmaz. Düğün yüzüğü değil, nikah yüzüğü sayılmaz. Hediye, hediye. Hediye. Doğum gününde şunda buna normal hediye. Doğum gününde sayılmaz. Bana bakarsan. Ölemeye çalışsın. Normal. Perşembe günü olması lazım. Aynen. Normal perşembe. Saat 4. 4'te olması lazım ha. Suçarım 4'te değil mi? Gerilim. 4'te. En fazla 4 çeyrek. Ben açtım bunu. Ben böyle şey gibi kaldım. Evet. Bu buranın delisi gibi kaldı. Böyle yaymış. Bu arada açık mesaj. Al. Ay çok özür dilerim, ben altındaydık. Abi o sayılmaz yani şey gibi. Hediye olması o lazım. O düğün yaptım karıma yok gibi abi, durum yok yani. Sadece şey değil yani mücevher de aldım daha sonra da. Ne kaç para? Sadece ne bileyim ben ya 500 liradan fazla. O çıtayı yükselt. Aldın yani. Tabii 500. Dur 500. Faturasını göster diye ama. Faturam yanımda. Tamam, peki arkadaşımızın Özkan'ın sesi güzeldir. Güzel diyenler el kaldırsın. Olmadı çok bariz bence. Söyleteceğiz. Şarkımız nereden aklına geldi? Yani bir soracağız önce soracağız. Bir ses tellerini söküp böyle analiz edecek. Sen sadece sen mi güzel dedin? Sen diğerli, tek güzel tamam. Dedin. Dur bir şeyler olacak burada. Sen elenme sen bir şey kaldıramazsın. Kavga çıktı. O elini kırarım seni kaldıramaz. Sadece bir kişi mi güzeldir dedi. Tamam. Evet hadi şarkı İnşallah söyle. Güzel. Değil ya. Ha, güzel, değil güzel yok. Yap, oyun direkt misin, söyleyeceğim. Güzel, güzel olması lazım. Güzel olması lazım. Bak hediyemiz çok pahalı. En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğin söylemekten keyif aldın. Böyle ben duşta falan. Söylemiyorum abi. Duşta çünkü falan söylüyorsundur ya. Hayır söylemiyorum. Duşta mücevhere 4 saat 5.30 gibi 5.30 6 gibi. Çok kötü abi. Hayır. Müzisyenim ya. Bir dakika az önce müzisyenim diyordun. Tamam davul çalıyorum abi ben. Tamam davuldan çıkan sesi yap. Abiciğim bir şey diyeceğim. Hiç bir tane şarkı bilmiyor musun? Bak biz de destek ya, olacağız sana. Destek, birlikte söyleyeceğiz. Öyle kapatırız zaten. Ha birlikte söyleriz. Final yaparız. Çok güzel olur. Hadi. Hadi. Biz seni koruruz. Başla, sözlerimi geri alamam mesela. Hepimizin de bileceği bir şarkı. Sen de kazanmış olacaksın. Levent Yüksel'den Zalim girelim mi? Oğlum o zor lan. Girelim. Hadi gir. Sen girersin. Neden? Çok mu zor ya? Başla sen başla. Sözlerimi... Direkt hakikaten yazacağız. Seyret perişan halimi. Çok güzel sesi varmış. Güzel sesin. İyi abi ya. Sen davuldan kendini duyamıyorsun galiba. Dıkı dık 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 seyret dıkı dık dık. Hadi onu söylesin birlikte bize söyleyelim. Ben de sözlerimi geri alamamı söyle beraber eşlik ederiz. Aynen. Hep beraber. Sözlerimi geri alamam. Yaptığımı baştan yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Onu da söyleyemedik. Allah bizi beraber. Söylemem. Evet. Hiçbir kere hayat var. Alkış olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ya, hiçbir kere hayat var. Hadi.
Kazanan arkadaşımızın ismi? Demet. Demet kazandı. Bir şey söyleyeceğim. Bu niye kazanmadı Özkan? Adam o kadar geldi. Abi, tüm Türkiye tanıdı artık. Tüm Türkiye mi? 92 bin görüntülenme tüm Türkiye tanıdı. Sen de kazandın. Ne kazandılar? Güzellik merkezini orayı kullanamıyoruz. Demet 5 lira kazandım canım. Tamam. Bir çift kişilik Cem İşçilerin oyununa stand-up bileti. Tamam benim gösterimi. Artı 5 lira. Artı 5 lira. 5 lira o dakika bir stand-up bileti mi? O zaman 5 lira ver. Sen de hatıra kalsın. O zaman imza atsın. Lan suç o manyağa bak. Tamam ben de hatıra kalacağım. Hapse gireceğiz senin yüzünden. Oğlum kızın parasını niye aldın? Kızın parası mı? Özkan'a da bir alkış teşekkür ederiz. Çok tatlısın çok sağ ol. Hiç düşündüğümüz planladığımız gibi ilerlemeyen. Evet öyle olmadı. Çimen İkinci programı. İkinci bölümde onu şey yapalım ya. Oğlum onu kurgudan sonra konuşuyoruz. Dur şu anda tamam, kayıt öyle bir kayıt mı? Şimdi ne yapsak ya olmadı. Ya buraya gelmeniz iyi ki siz gelmişsiniz yani. Başkaları gelse hayatta böyle espri yapmazdık. Hani ama çok güzel, enerjik, çok tatlı oldu. İnşallah YouTube'da izleyenleri de yansır. Bu arada twerk yaparak bitirmek istedim. Şu ana kadar fazla bak fazla şöyle arka. Bu arada Sibel Can'ın yeni klibini seyrettim çok güzeldi. Yok Hülya Avşar mıydı o? Hülya Avşar'ın vardı. Aa. Sen de nereden biliyorsun? Bizim yıllarımız geçti o klipte. Bugün hiç göstermeyenler kulübü falan mısınız siz ya? 38-93. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla bitirelim o zaman. Çok sağ olun, var olun dinlediğiniz için. Çimen biter. Vay be. Bu da güzel oldu bak. Çimen biter diyebiliriz ikimiz de yani. Hayır, ot bitmez. Ha. Hatta şöyle bitirelim. Smoke weed every day. Sen şeyde ot bitmez, çimen biter. Bak sen konuş diyeceksin ot bitmez, çimen biter diye bitireceğiz. Ot bitmez ne demek ya? Sürekli her şeyi itiraf ediyor. Hiç şey beğenmiyor. Bitirişi de beğenmedi. İlker Gümüşoluk olsaydı keşke falan diye. Evet.